Günaydın, <laughs> günaydın. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Türker? Teşekkür ederim. Günaydınlar arkadaşlar. Evet, şu anda odamız doluyor. Ee, webinarımızı yeni açtık. Şöyle Doğru bir güzel. biraz odamızda olsun. Evet, tabii bir... Hakan'la bir hasret giderdik sizden önce, bir 5 dakika kadar. <laughs> evet, Practice Station'da, ee, şimdi malum Zoom'da biliyorsunuz Practice Station var. Ee, biz de biraz erken, ne kadar? Yarım saat önce geldin herhalde değil mi? Ya, ya. Evet, saat önce. E, i̇ki yıldır e, Türkiye'li çözüm paylaşım portalında göremediğimiz için ben e, odaya biraz erken girdim. Normalde yani odayı açabiliyoruz, sizler e, bekleme odasında diyelim. Biz panelisten ayrı bir odada takılabiliyorduk. 9.30 e, dok falan bir selam geldi, Hakan ne yapıyorsun diye. Baktım, Türker mekana erken gelmiş Eskiden kalma yaptı. bir alışkanlık diyelim. Yani. Evet, eskiden kalma tabii. Daha önce tabii Türkiye çok hem dostum arkadaşım olarak çok eski tanıdığım bir insan, hem de çözüm park adına da çok kıdemli uzmanlardan birisi. Yani <laughs> bizim Türkerle tanışıklığımız çok uzun yıllara dayanıyor ama onu bir tarafa da bırakırsak zaten çok tecrübeli bir uzman. 23. webinarına çıkıyor. Hani şey gibi apolet falan verilmesi gerekiyorsa ilk verilecek kişilerden biridir. Pandemi öncesi de. E... Bir ara sen bana ödül vermişsin Hakan. Bakayım. Webinar dalında ödül almışım. Evet zaten ödül almışsın abi sen. Yani apolet diye. <laughs> 2011 evet. yılında almışım Hakan. Ama bizim evet bizim herhalde 2014-2015'e kadar tam hatırlamıyorum. <laughs> çözüm Park yazar ödülleri veriyorduk. İşte en çok makale yazan, en çok forum posta atan en çok webinar yapan o zaman o da, da böyle çıtırmışsın. O da var Hakan. O da mı var? <laughs> o, o, o da var. <laughs> <laughs> birkaç tane daha var ama onlara erişemiyorum şu anda Hakan. E, evet aslında beni destekleyen bir şey oldu Türkiye zaten e, birey anlamında e, makale yazan webinar veren e, video çok çözüm pak tv'de de senin çok içerim var zaten çok içerik üreten bir insansın o yüzden dostumuzun yanında e, bir çözüm pak yöneticisi olarak da seni tekrar ağırlamak benim için keyif ama şanslı olarak seni tekrar görmek daha da ayrı bir keyif Webinarı yaz dönemine denk getirdik, biraz rahat olabiliriz, daha sakin olacağımızı düşünüyorum. Ama yine de bir maşallahımız var diyelim 79 yani. olmuş evet. Hani evet, evet. evet. Bu kadar out of office hani böyle müşteri mail atıyorsun. Abi yokum, abi yokuz. Ya da klasik şey dönemine girdik. Bayramdan sonra bakalım. Hani müşteri veya evet, biz bizim. Evet. <laughs> şu an o döneme girdik evet. Şu an evet. o döneme ki bazı müşteriler bayram sonralarında birleştirdiği için hani direkt. Hani Ağustos'a atıyoruz, Ağustos'ta yine izin dönemi Eylül'e atıyoruz gibi bir şeye dönüyor. O döneme Abi, gidip bu hafta yoğun bir hafta. 18-28 Temmuz izne çıkacak biri olarak çok o arkadaşlara yüklenmeyelim. Evet. Şey oluyor. Ben <laughs> de ben de. Bayramdan, so, bayramdan sonraya bırakalım diyen evet. profilde şey oldu ben. Abi bayramdan sonraya bırakmayalım. Neden? Çünkü 28 Temmuz'a kadar yokum ya. Komple bayramla bir başlıyoruz. İşte yaklaşık 3 hafta ben yokum zaten. O da bir durum. Yani bayramdan sonra bırakalım psikolojisi. Tabii bizde yok. Bizde şimdi danışmanız ya abi yapalım, abi gece yapalım, abi bayramda çalışalım bak. Yani bayrama iş alıyoruz abi. Yeter ki iş bitsin diye. Tabii benim bir motivasyonum da bayramdan sonra tatilde olmam. Ama dediğim gibi böyle bir döneme denk geldik ama konumuz güzel. Dediğim gibi yani Türkan seni tekrar ağırlıyor olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Özlemişim de. Dediğim gibi practice session'da biraz sohbet muhabbet ettik ama... Ee, yine tekrar e, bizim yaptığımız hani bizim ekibi biliyorsun onunla böyle bir bayağı, nasıl diyeyim tatil dönüşü bir tane daha bir toplantı yapalım bence. Araya çok aç bir evet, Mutlaka yapalım. mutlaka. Şimdi ee, arkadaşlar yani. dediğim gibi e, gündemimiz bugün e, yine HP Enterprise ile birlikteyiz. HP Enterprise'den da Türker bizlerle. E, tabii Türker'i çoğunuz tanıyorsunuzdur ama yine ben sözü ona verdiğimde e, kendisini tanıtıyor olur. Gündemimiz sunucu yönetiminin ...teze servis olarak cloud'a bırakılması. Artık hani cloud'ı anlatmıyoruz. Hayatın gerçeği olduğunu hepimiz biliyoruz. Pandemiyle beraber zaten bunu çok çok daha iyi gördük. Ee, özellikle işte çivik olmamız gerektiğinde... ...merkezi yönetim gerektiğinde... ...kullandığın kadar öde modeli olabilir. Hani hızlı bir şekilde kaynak tüketimi olabilir ki... ...bir HP çalışanın yanında bunu söylemek ne kadar doğru ama... ...sonucu istediğimizde arkadaşlar 6 ay, 3 ay, 1 yıl denebiliyor. Bu arada bu HP'ye özel değil, hepimiz biliyoruz. Ama şöyle bir dönem yaşadık, eskiden bütçeler belki sınırlıyken banka telekom dışında donanım alamıyorken şu anda laptop bulamadığımız dönemler gördük. Yani bir laptop kaç para falan moduna döndük böyle. Öyle bir durumda artık cloud'ın nimetlerini anlatmaya gerek yok. HP de zaten dinamik bir şirket. HP Enterprise. Durum böyle olunca tabii ki o da dağınık mimarilerde sunucu yönetimini merkezi olarak cloud platformlarına taşıyor. Ve bu konuyu bugün Türker'le birlikte hem inceliyor hem de sağ olsun Türker'in olduğu yerde zaten demo eksik olmaz ama hani yapamayabilirdik yaz, yaz rehavetine de Türkiye'de girmiş olabilirdi diyecektim ama sağ olsun kendisi hem sunum hem de Hazır depoyla efendim. bize bu konuda bilgi ve bilgimlerini paylaşıyor olacak deyip ben artık sözü Türkiye'ye bırakıyorum. Yani Murphy bizimle mi bilmiyorum bugün ama o da yaz tatilindeyse o da gitmiştir hocam. göstermek istediğimizi gösteririz en azından. Herkese günaydın. Çok teşekkür ederim Hakan. Güzel dileklerin, iyi, güzel sözlerin için. Evet ilk webinarımızı yapalım. 12 yıl olmuş. Son 2 yıldır yapmıyor olsam da 12 yıldır seninle beraber bir şekilde bu ortamda arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yani tanımayanlar için ismim Türker Ata. Yaklaşık 17 senedir sektördeyiz. Yani Hakan'la beraber değişik alanlarda hizmet vermeye çalıştık. E son sanırım 10-12 yılımı HP ve HP dünyasına vermiş biri olarak, alternatif çözümlerle de yardımcı olmaya çalışmış biri olarak bugün sizlere e, HP'nin cloud as a service ya da as a service konseptindeki ürünlerinden bir tanesini anlatmaya aktarmaya çalışacağım. Çok uzun slaytım yok. Yani ben zaten öyle Hakan da bilir genelde öyle çok uzun slaytlar hazırlamam. Anlatmak istediğimi anlatırım. Gerisi ile çok kimseyi yormak istemem açıkçası. Yani varmak istediğim noktaya varırım sadece. Hatta bir ara vardı hala o yazıyor mu bilmiyorum. E, şimdi cümlenin tamamını da unuttum da bir şey vardı Hakan. E, varmak istediğiniz noktayı bilmiyorsanız yol Güzel değil midir? Öyle bir şey vardı. Unuttum ben şimdi onu. Sonra şeyden bakıyorum. <laughs> profilinde, profilinde yazıyordu. Çözüm Park profilinde yazıyordu. Ya ben bak, ben, ben istediğim, <laughs> istediğim nokta e, Green Neck for Compute Ops Management ne demek? E, bizlere, müşterilerimize ne katıyor? E, günlük hayatta nasıl kullanacağız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Varmak istediğimiz noktayı detaylarıyla anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Sesim güzel geliyor mu? Sunum güzel görünüyor mu? biraz sonra sesle sunumu değiştirdiğimde örtüşüyor mu gibi feedbackleri hemen verirseniz onu belki anlık müdahale düzeltmeye çalışırız. Hakan da o konuda sanırım bana yardımcı olacaktır. Herhalde artık... Yani mekan sahibi olarak bir benim kadar şakıyamazsın bülbül gibi ama hani nezaketen sen de iş görürsün diyelim. Hadi İdare uyuyor. ederiz. Evet. Yani sürçülü insan edersek de kusura bakmasın artık herkes. İki yıldır webinarı yapmamanın acemiliği de olabilir açıkçası. Ee, ama beni sevdiklerini biliyorum ben de sizi seviyorum İnşallah keyifli bir webinarımız olur muhtemelen gelen sorularla senin de merak ettiklerinle Hakan böyle 30-35 dakika en fazla 40 dakikalık bir session olur diye düşünüyorum sunumsal olarak teorik sunumsal olarak çünkü en az 15-20 dakikalık göstermek istediğim uygulama var. E, bu anlattıklarımız gerçek hayatta nasıl oluyor bunu anlatmaya aktarmaya çalışacağım zaman kalırsa başka şeyler de göstermeye çalışacağım e, dediğim gibi bugünkü konumuz compute ops management ama bakıldığı zaman HP 2014 yılında e, pay as you go dediğimiz e, flexible capacity yani senin ihtiyaç duyduğun kaynağı ilk günden değil de varacağın noktaya doğru kullandıkça ödeme modelini duyurduğumuz 8 yıl geçmiş. 2017 yılında GreenLake ismini hayatımıza kazandırmış HP firmasında geldiğimiz noktada Eze Servis Portal'la beraber duyurusu yapılmış onlarca uygulamayla bu portalda hizmet vermeye çalışıyoruz. İlk dediğim gibi 2014 yılında GreenLake ismini 2017 yılında üzerine eklenen servislerle beraber geldiğimiz noktada e, güzel e, işler yapabiliyoruz. E, aslında cloud firması ya da dijitalleşen dünyada ihtiyaçları doğru analiz edip doğru ürünlerle hizmet vermeye çalışıyoruz diyelim. HP olarak birçok artık yoktur ama birçok müşterimiz eskiden hani HP hani HP de ağız alışkanlığı hani yeni arkadaşlar niye HP diyor diye olabilir. HP biliyorsun 5 yıl önce ikiye ayrıldı. HP I ve HP E diye. Yani biz aslında Hewlett Packard Enterprise'tan bahsediyoruz ama eskiler ağız alışkanlığı hala HP demeye devam ediyor. HPE diyeyim. Hani nasıl söyleyeceğim ağız alışkanlığı değişecek bilmiyorum ama HPE olarak bakıldığında geldiğimiz noktada müşterilerimize artık bir cloud portalı sunuyoruz. Yani dijitalleşen bu dünyada dijitalleşen dünyanın gereksinimleriyle bakıldığında ve bu portalda müşterilerimize eze servis hizmeti veriyoruz diyebilirim. GreenLake bakıldığında yani uygulamalarımız için, verilerimiz için ya da verilerimizin olduğu her yerde edge'den cloud'a yani uçtan buluta bir platform hizmeti sunuyor bize. Yani bu GreenLake Uçtan buluta platformu, e, geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 12 yeni bulut hizmetiyle beraber bu deneyimi sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Yani bakıldığında buradan bir sanal makine hizmeti de alabiliyoruz. Bir Kubernetes Cluster yaratıp bu Kubernetes Cluster üzerinden de uygulamalarımızı çalıştırıyor da olabiliriz. E, bu GreenLake Cloud Platform üzerinde hem bare metal hem sanal makina hem de konteyner hizmetlerini belki de high performance computing hizmetlerini yani ihtiyaç duyulan senarize edebileceğimiz her şeyi bu portal üzerinden müşterilerimize sunabiliyoruz. Mesela şimdi önceden yine eski old school'lar GreenLake denilince bu hani o ilk anlattığım 2014'te, 2014'te duyurduğum o flexible kapasiteden gelen PSU Go modeliyle sadece sanki GreenLake denilince buymuş gibi anlaşılıyorken aslında bu artık çok değişti. Yani GreenLake denildiğinde Edge to Cloud platform ya da portal dediğimizde Cloud'da as a service hizmeti veren bir portal olarak anlatıyoruz. Yani sadece PSU Go gibi değil... O da içerisinde olan bir hizmet tabii ki ama e, bunun içerisinde onlarca hizmetin olduğu bir portal, bir self servis portal deneyimi sunuyoruz açıkçası. Ben bugün e, bunun içerisinde sadece compute kısmında e, infrastructure'a dokunan, e, infrastructure anlamında müşterinin donanımlarını e, life cycle management içerisine alan ee, ve ismine de GreenLake for Compute Ops Management dediğimiz e, SSRS hizmetini anlatmaya, aktarmaya çalışacağım bugün sizlere. Yani bugünkü webinarımızın konusu bu, Compute Ops Management. Compute Ops Management ne yapar? Compute Ops Management bize ne kazandırır? E, bunları uygulamalı olarak aktarmaya çalışacağım. Yoksa e, GreenLake... Cloud platform içerisindeki onlarca servisin içerisinde her birine beşer 10'ar dakika değinsek zaten 3-5 günlük bir webinar yapmamız anlamına gelir. Bugün muhtemelen 20 dakikalık, 30 dakikalık bir teorik sunumla Compute Ops Management'ı sizlere dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Compute Ops Management, Cloud-based management araçları sunan bir portal ya da GreenLake portalının içerisinde eee as a hizmeti olarak e, karşımıza gelen bir hizmet. Infrastructure dediğimiz zaman ki ben bugün ile alakalı konuşuyorum, konuşacağım sadece. Bunun içerisinde veri depolama ürünleri, network ürünleri de olabilir Hakan. E, ama e, veri depolama ve kom şey veri depolama ve network ürünlerini bugünkü webinar dışında tutacak olursak Sadece kompüt ürünleri için bahsedecek olursak ya da adına sunucu altyapımız olarak bakacak olursak sunucu altyapımızı nasıl yönetiyoruz? Sunucu altyapımızı nasıl kuruyoruz? Sunucu altyapımızı kurduktan sonra bunu nasıl monitör ediyoruz? Bununla alakalı raporları nerelerden alıyoruz? Neler kurmamız gerekiyor? Compute Ops Management de bu noktada buna nasıl yardımcı oluyor? Bunu aktarmaya çalışacağım bugünkü sunumumda. Şimdi yani Cloud Company olma yolundaki ürünlerden bir tanesi tabii ki bu. Cloud Company olma yolunda müşterilerimizin de server altyapısında istediği şeylere baktığımızda ya da Cloud denildiğinde aklımıza ne geliyor? Şimdi onprem bir çözümde sunucuyu satın almak olur. Ama Cloud denildiğinde subscription mes kullanmak olur. Ya da kullandığın kadar ödemek olur. Ya da ne kadar kullandıysan o, o utilizasyonuna göre bir fatura çıkar bu faturayı ödemek olur cloud company olma yolunda yani edge to cloud company olma yolunda bunu as a service olarak müşterilerimize compute Ops management'ı ya da infrastructure'ı yönetmeyi de subscription based olarak istersen aylık istersen q'luk istersen yıllık 3 yıllık 5 yıllık paketlerle yönetiyor olabilirsin. Yani bu hizmeti satın alıyor olabilirsin. Şimdi sen burada Tabii şey birden hani irilti de olabilirsin. Yani biz iş ortakları olarak sunucu altyapılarını yöneten danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Tabii ki vermeye devam edeceğiz. Veriyor da olabiliriz paralelde. Ama burada bu hizmete alternatif olarak Cloud'da bunu software as a service olarak da eşbini sunabildiğini enans ediyoruz. Aslında bu Sanırım 2021 Discover, HP Discover'da biz duyurusunu ilk yapmıştık. Yani bir sene önce yaptık biz bunun duyurusunu. Ee, ama müşterilerimiz bu hizmeti yanlış bilmiyorsam Haziran ayında almaya başladı. Yani bir aydır bu hizmeti e, sunuyoruz müşterilerimize. Bu hizmeti Subscription 5 sunuyoruz. Bu hizmeti sunduğumuzda infrastructure'ının her zaman up to date olacağını e, öngörüyoruz. Ve cloud deneyimini cloud deneyimi ile beraber senin on-prem'deki ya da hosting hizmeti aldığın cloud'daki sunucularını tek merkezden yönetebilmeyi vaat ediyoruz diyebiliriz. Senin de dediğin gibi yani bu dönem biraz kötü bir dönem oldu. Yani bu supply chain sıkıntısı yani bir order versek order oluşsa bile ürünün gelmesi, ürün içindeki komponentlerin eksiklerinin olması, bunların tamamlanması klasik yani her üreticinin işte 4 hafta, 6 hafta gibi teslim sürelerini bambaşka boyutlara taşıdık. Yani son bir buçuk yıldır. Yani pandemi ile beraber başlayan bu gerileme şu anda ürün bazında çok iyileştirmeler oldu Hakan. Yani bazı ürünler hala şu anda 4-6 hafta diyebiliyoruz teslim süreleri. Yani komponent bazında çünkü kendi içimizde de bunu çok geliştirdik. Yani önceden müşterilerimizin sunucu bazında konuşuyorum sadece işlemci RAM diskini gelişi güzel seçerek yapıyor olabilirdik. Artık hani supply chain ile organize olarak hangi ürün var, hangi ürün gelecek, hangi ürünü kullanmamız gerekiyor, teknik anlamda ihtiyaçları karşılıyorsa hangi komponentlerle bu sunucuyu konfigüre edelim sorusunun cevabını vererek süreleri teslim sürelerini minimize etmeye çalışıyoruz. Buradaki bütün kurallara uyuyorsak yine 4-6 hafta teslim ettiğimiz ürünler olabiliyor. Bunu yapmaya başladık artık son 3-4 aydır. Ee, ama hala e, daha uzun süreleri müşterilerimize e, söyleyebiliyoruz maalesef. Yani bir ordu aşaması var ama artık bu geldi diyelim ki yani X haftada geldikten sonra sen de çok iyi biliyorsun ki ya da müşterilerimiz çok iyi biliyor ki bu ürünler geldikten sonra bu ürünlerin kurulması gerekiyor. Yani kurulumdan kastım fiziksel kurulum e, bunun. İşletim sistemi önceki aşamaları neler olması gerekiyorsa BIOS konfigürasyonu, RAID konfigürasyonu, firmware update'leri, işletim sistemi kurulumu, sonra driver software update'leri, bazı şirketlerde bunun security patch management'ları, testleri, onay süreci, yani sunucu senin data center'ına gelmiş olsa bile Hakan, bazı şirketlerde e, hani adamın application'ını run ediyor olması 4 haftayı, ilave bir 4 haftayı bulabiliyor ki sen de bankadan gelmiş biri olarak bunu çok iyi biliyorsundur. Yani sunucu geldiği gibi kendi data center'ımızı demo takam olsak, <gülüyor> takamıyoruz <gülüyor> abi. Etki var, risk analizi var, change açacaksın, abi, orada bu... yer var mı, port evet. var mı falan bu evet. işler biraz evet, sıkıntılı. Sen, evet yani sen benden çok daha iyi biliyorsun işte hani oradaki süreçleri. Yani o bir ayrıca bir zaman aldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bunu hadi diyelim ki o aşamada bittikten sonra e, yine tamam Dediklerinin hepsini yaptık. Donanım kurulumları oldu. Firmware'leri, işletim sistemleri her şey yapıldı. Bunların hepsini okey yaptık. Ama bu şu demek değil ki biz bunu kurduktan sonra öyle bırakıyoruz da çalışıyor. Yani yıllarca çalışıyor ya da hani aylarca çalışıyor. Hiç dokunmuyoruz anlamına gelmiyor. Hani bunu modda olarak kabul etmiş müşteriler de var. Çalışıyorsa dokunma okey de. Çalışıyorsa dokunmanın arkasında bence bir boşluk var. Yani sen hiç hani security management yaptım mı? Analiz yaptım mı? Bir açık var mı? Güvenlik açıkları vardır belki. Bunları hiç gördüm mü? Kapatmaya uğraştım mı? Dolayısıyla Dolayısıyla çalışıyorsa dokunma. Eskiden kalmış olmalı artık. Hani kafamızda öyle yer etmeli. Biz bunu sürekli menajet etmeliyiz Hakan. Belli sürelerde. Artık sunucu özelliğinde konuşuyorum sadece. Sunucularımızı sürekli yönetmeliyiz. Sürekli raporlarını almalıyız. Otorizasyon anlamında almalıyız ki bu bize bir ipucu veriyor olabilir. Donanımsal olarak firmware'lerini check olmalıyız. Yani onlarla beraber biz dünyanın en güvenli server'ını çıkardık diye duyurusunu yaptığımızda buradaki ROM bazındaki korumamızı, ILO Amplifier Pack'le olan hani bu compliance checking'leri, firmware update'leri, infosight'la beraber yapay zeka ile koruyoruz dedik ki hani bunları da seninle hep konuştuk. Hani hata gelmeden bu hatayı müşterimizle paylaşalım dünyanın herhangi bir yerinde bir sıkıntı yaşamış bir müşteri varsa bunu hemen gelelim bak sende de benzer bir ortam var Hakan bunu bu açığı kapatmazsan sen de sıkıntı yaşayabilirsin diyebilelim. Hani bütün dünyaya yaydığımız KB'lerle müşterimizi boğmayalım. Sadece tek bir KB'yi, bu KB sana özel bir KB, dikkat et, bunu oku, yap diyebiliriz. Hatta bu InfoSight ile beraber hani %100 ebeliliti verdiğimiz çözümler de, e, ürünler de bunun içerisinde olabilir. Yani. Dolayısıyla yani sunucu özelinde konuşuyorum. Biz bu ürünü sattıktan sonra, kurduktan sonra öyle bırakamıyoruz. Müşterilerimiz bırakmıyor. Özellikle kurumsal müşterilerimiz bunu belli periyotlarda sürekli monitör etmeli. Firmware update'ini, güvenlik açıklarını, işletim sistemi page management'ını ya da hani diğer API ile beraber kontrollerini yapmak zorunda. Tabii ki bu sunucunun support'u, bir life cycle management'ı var. Bu management Kimin sorumluluğunda? Tabii ki müşterinin ya da eğer ücretli tevuk kabiliğinde aldıysa hizmet aldığı danışmanlık firmasına da bu sorumluluğu atmış olabilir. Yani sana atmış olabilir. Hakan der ki ben senden bu sunucularımın life cycle'ı sorumluluğunu veriyorum. Kurulumu da sende diğer bütün o life cycle içerisindeki her aşaması da sende diyebilir. Sen de bunu yapabilmek için yani bu mekanizmayı yapabilmek için bir sürü tool kurabilirsin Hakan. Yani HP'nin de bu benzer tulları var. Yani her üreticinin vardır. Yani işletim sistemi kurmak için de tullar olabilir. Firmware update yapmak için de, BIOS konfigürasyonu kontrol etmek için de, herhangi bir tek bir driver update etmek için de Microsoft'un da, VMware'in de, HP'nin de, Dell'in de, IBM'in de herkesin kendine özel tulları var. Bunların hepsini bilmek zorunda mısın Hakan? Yani sen bir firmaya danışmanlık veriyorsan sadece HP'nin DL380 olmayabiliyor. Başka model sunucuları da olabiliyor. Ya da danışmanlık verdiğin firmada ya da şu anda bizi dinleyen müşterilerimize farklı marka model sunucular da olabiliyor. Yani sen non HP bir sunucuyla alakalı birçok şeyi biliyor olabilirsin ama HP ile alakalı firmware nasıl geçer ne bileyim ben diyebilirsin. Ya bazen itiraf edeyim bazen ben de yakalayamayabiliyorum. Yani yeni bir ürün çıkıyor. İşte bugün de söyleyeceğiz yani hani o isimleri söyleyeceğim. Ya bu ne yapıyormuş acaba falan diyorsun. Ha diyorsun ki bu tek başına kontenant bazlı geçiyormuş firmware'i. Çünkü sen SPP ile bir geçiyorsun, her şey geçiyor. Ya diyorsun ki tek bir şey geçecektim. Ben o zaman ne yapayım? Hani ILO'yu geçmek için ILO'nun ara geçeyim. İşte niki geçmek için hani gideyim onu başka bir tool'la yapayım gibi kompleks olan aşamalar olabiliyor. Karşılaşabiliyoruz. Yani bu işin içinde biri olarak biz de zorlanabiliyoruz. Yani ne yapıyormuş bu diye. E müşterimizi düşün. Ya yani müşterim nasıl takip edecek bunu? Yeni bir tool çıkmış. O zaman e, Türker gelsin bu tool'u kursun. Demosunu, piyosunu yapalım. Görelim. Alışırsak, öğrenirsek, seversek kullanırız. Seneye bir tane daha çıkarıyor bu üreticiler. Yani şimdi VMware'deki bazen mühendis arkadaşlara üzülüyorum. Abi bu kadar yeni satın alan ürün birleşme <laughs> yani sürekli portfolyosu değişen bir üretici olur mu? Hani ben senede 3 tane ürün çıkarıyorum. Adam bakıyorum her hafta bir şey satın almış. Şimdi sen e, müşterisin ve bir ele anlaşman var. O zaman bunların hepsine de hakim olacağım, kuracağım dediğinde de bir şey yanıt alamıyorsun. O zaman da VMware mühendisinden yardım alıyorsun. İşte HP'de benden yardım alıyorsun. Ya da bütün hepsini Hakan'a atıyorsun. Hakan bütün ülkede çalışıyor. HP bir şey çıkarmış onu öğreneyim. Bununla firmware update yapayım. Sonra Hakan Bunları... kafayı yiyor. <laughs> yani şimdi düşün. Sunucu sayısı da arttığını düşün. Yani 3 sunucu 5 sunucuysa zaten her türlü yaparsın. Gidersin ya ben tulla mulla uğraşmayayım. HP'nin bir tane SPP diye bir ISO'su var, 6 ayda bir çıkarıyor. Gideyim sunucuyu bununla boot edeyim, e, görebildiklerimi geçeyim, önerdiklerini, e, firmware update'ini yapayım, konu kapansın dersin. Windows CD'sinin ki ISO'yu ya da hani ISO'yu, flash belleğe takayı Windows'unu kurayım dersin. E, ne bileyim, ISO mount ederim, ISO'dan gidelim, işletim sistemini kurayım dersin. Tek başına yapayım dersin açıkçası. 3 yani tane, 5 tane, 10 tane sunucu için 2 e, günde bu işi bitirirsin. Ama senin de bildiğin hani büyük müşterilere düşün Hakan ya. Binlerce sunucusu var. Yani bu adama o bin tane sunucunun firmware update'ini geç desen adama 6 ayda bir yani bir ekip olması lazım. Yani gerçekten ya da çok paralar ödemesi lazım ki yani birileri gelsin bu firmware'i geçsin. Dediğin gibi ne yapmak lazım? Hani bir sıralamayla geçmek lazım. Onay ya alması lazım. da, lazım. Para da olmuyor Türker. Yani Windows update de olsa, HP firmware update de olsa zaten çok sunucu demek kurumsal bir ortam demektir. Kurumsal bir ortamda da biliyorsun change management var. Hadi change'ini açtın, dedin ki bunları geçeceğim. Etki risk analizini yaptın, firmware'e baktın. İşte hani hatırlarsan zamanında bir iki yıl olmuştu. bir firmware geçtik, bütün CPU'larda performans kayboldu. Niye? Çünkü açık vardı. Açık vardı. E şimdi düşünsene adam belki sadece 60 tane terminal server var. Şimdi x bir müşteriye gidiyorsun, bir tane fiziksel sunucuda, üç tane sanal makineyle 50 kişi, 100 kişiye bakıyorsun. Bu müşteriye gidiyorsun. Adamın sadece 60 tane fiziksel terminal serveru var. Öyle düşün ölçeği. E şimdi sen yanlış firmware'i bir geçsen o, bu 60 terminal serverdaki atıyorum belki 3000-4000 kişi direkt etkilenecek. Çünkü performans düşecek. Etkenesini yaptın, riskini yaptın, fail back adam diyelim ki hesaplamadığın bir şey oldu. Şunu da istiyor. Hani onu geri alman lazım. Onu da hesapladın. Abi zaten bu, bu bir süreç kafana göre şunu da demiyor. Tamam ben getirdim kahveden adam topladım. 20 kişiyiz abi. Elimizde CD'ler, DVD'ler, USB'ler dağılın lan diyemiyor ki adam. Hepsinin kapama açılması sırası onu var. Da, onu da yönetmesi sıkıntılı. Tabii. Ee, ben şeyde bilgi adamda ilk işe girdiğimde bir tüpraşın Active Directory Migration projesinde yer almıştım. Bir 6 ay projede yer almıştım. Tam da dediğin gibi oldu. Kahveden 20 tane adam toplandık ve gittik Küpraş'a öyle diyeyim ben. Hani öğrencilikten mezun olmuşuz. İşte o zamanki abiler bizi aldı. Hadi gidiyoruz dediler. Migration'a gidiyoruz. Tabii ki onlar domain tarafındaki migration'ları yaptı. Bizi de dediğin gibi elinde flash bellekle saldı sahaya. Yaptığımız şey belli. Yani mevcut PC'leri domain'den work grubu al, sonra yeni domaine join et. Aslında çok evet. basit bir şey, değil mi? Hani sistem evet. mühendisliği eğitiminde Active Directory'ye geçtiğimizdeki ilk sayfalardan biri EMEA'lardaki. Yani çok basit Doğru. bir konu. Ama o kadar fazla hatalar yapıldı ki mesela. Diyelim ki sen çok dikkatlisin. Hani yöneticisin. Ama 20 tane kahveden topladığın adama basit bir şey diyorsun. Work kurba çek, domaine join et. Çok basit. Ya Work kurba çektiğin andan itibaren adamın mevcut kullanıcısının password'ünü bilmiyorsan adamın dosyaları laklık kalıyor desktop'unda alamıyorsun. Hani <laughs> hani önce backup al. Hani bu sefer diyorsun ya yani bir şey öğrendik. Önce backup alman lazımmış. Gidiyorsun önce dosyaları kopyala. Adamın Work kurba çekmeden önce profili silinmesin git önce dosyaları kopyala. Bir application'larına bak. Dedi ki bu iş böyle olmaz. Yani o 20 tane ad kahveden adam almakla bu işin olmayacağını anladık. Bu evet. sefer ne yapıyorsun? Hani Danışmanlık firmasından tecrübeli 20 tane adam almak lazım. E bu da bütçesel bir şey o zaman abi. Evet. Yani hem işin kompleksliği var. Bir tane adamla çok uzun ya da çok yavaş sürecek bir operasyon var. Ya da maliyet anlamında hani bunu ölçeklemek anlamında sıkıntılar var. E, Compute Ops Management aslında tam buna çözüm buluyor bugün. E, bunu nasıl nasıl çözüm bulduğunu zaten aktarmaya çalışacağım. Benzer kompleks resim de burada görünüyor. Yani bir şirkette bir karar verici var. Herkesin başka sorumluluğu var. Biri şöyle yapacaksın der. Arka planda bir ürün geliştirmeye çalışır. Oradaki arkitek sensin Hakan. Nasıl yaparım ben bu işi diye e, arka planda düşünürken. E, biri firmware update'i geçmeye çalışır. Biri işletim sistemini kurmaya çalışır. E, günün sonunda bu iş kompleks Hakan. Yani bir sunucu infra, infrastructuresal anlamında sunucunun kurulumu her ne kadar... Kolay gibi görünse de, kurulumu da, kurulduktan sonraki prosesleri de kompleks bir aşamalardan oluşur. Bunun eğer gerçek anlamda kontrol mekanizmasını e, yerleştirmek istiyorsa, herkesin kendi rolleri vardır. Ya da bu, dediğim gibi yani Security Page'e bakan başka adamdır. Adamın för, BIOS firmware'ine bakan adam başka bir adamdır. İkisi, ikisini konularını hiç anlamaz. E, bunu nasıl çözebileceğimizi bugün... E, kısmen konuşuyor olacağız. Günün sonunda Hakan, özetle yavaş yavaş sunumu da bitireceğim birazdan. Günün sonunda e, biz şunu vaat ediyoruz. Ya da ben bugün şunu anlatmaya çalışacağım. Bir cloud portal var Hakan. İşte GreenLake cloud platform, Azure cloud platformundan bahsediyorum. Buradan bir hizmet satın alıyorsun. Bu aldığın hizmette oturduğun yerden dünyanın her yerindeki data center'larında yer alan sunucularının life cycle'ını yönetebileceksin. Tek bir arayüz, tek bir portal, tek bir sandalyeden oturup bu life cycle'ı oturduğun yerden yönetebileceksin. Infrastructure'a kurulan herhangi bir yazılım yok, olmayacak. Yani ben DL380'i sattım müşterime. DL380'i sattıktan sonra oraya abi bir tane de makine bana bir sanal makine bir fiziksel makine ayır ki eskiden öyle yapardık. Bir sanal ver abi bir şey kuracağım bunu da yöneteceğim derdik. Herhangi bir kaynak almadan herhangi bir yönetim izin işte işte ben bir makine kuracağım şu firewall portlarını açın internete çıksın buradan sunuculara erişsin gibi şeyleri istemeden sadece ama sadece sunucunun ilosuna erişerek İLO zaten bizim sunucularımızda bulletin olarak var. Sunucunun ilosuna ki bizim ilolarda da iki tane lisans vardı biliyorsunuz standart ve advanced diye bir ara edisyonlar da çıkarmıştık da hani genel olarak herkesin bildiği edisyonlar bunlar. Advanced lisansı da satın almadan almaya da gerek duymadan ya da tabii ki alabilirsiniz. Normal standart edisyonuyla bunu nasıl yaptığımızı göstermeye çalışacağım açıkçası. GreenLake for Compute Ops Management bir as a service hizmeti sunan bir platform. Ve bu platform üzerinde ister on premde ister off premde sunucu nerede olursa olsun. Şu anda sadece Genon ve Genon Plus'lar için daha eskiler yok. Duyurmadığımız için henüz Gen 11'ler diyor ki gelecek Gen 11'leri de destekliyor olacak. Geriye dönük şu anda herhangi bir destek yok gibi görünüyor ama şu anda ne olacak sonra future'da bilmiyorum. E, günün sonunda bu cloud'dan Azure Service hizmetini alarak Edge'deki yani artık Edge burada bizim için data center oluyor. Edge'deki sunucularımızı tek bir arayüzden e, yönetmeye çalışacağız. Bu life cycle'ını nasıl yönetebildiğimizi göstermeye çalışacağız. ve Bugün göstereceğim demo tabii ki firmware update için olacak. Gerçek bir sunucuya bağlanacağız ve bu GreenLake portalından bu sunucuya Firmware Update'in nasıl kolay olduğunu göstermeye çalışacağım sizlere. E bu, bu portalda Firmware Baseline'ları olabilir, konfigürasyon Baseline'ları olabilir. E, polisler tanımlayabiliriz, gruplamalar yapabiliriz, data center bazında ayırabiliriz, iş yüklerine, workload'larına göre ayırabiliriz. Bunlarla alakalı raporlar alabiliriz, her şeyi gerçekleştirebiliriz. Compute Ops Management... Dediğim gibi Haziran ayında e, artık müşterilerimiz bunu satın alabiliyor oldu ya da partnerlarımız konfig yaparken konfiglerde bu SQ'ları ekleyebiliyor oldu. Yani o subscription key için e, konfigürasyonu eklediğimizde hani sorusu geliyor olabilir önceden söyleyeyim. E, maliyet olarak bakıldığında Elon'un hani bir sunucu başına parası olan Elon'un maliyetinden daha az bir maliyet olabiliyor öncelikle. Ee, yani sen iloya bir para ödüyorsun lisansla 3 yıllık e, destek de alabilmek için. Onun maliyetinden daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki şu da sonuçta bir SSRS hizmeti olduğu için Hakan sen bunu 5 yıl boyunca almak istemiyor da olabilirsin. Yani bugün HP firmware bazında konuşuyorum. SPP'yi yanlış bilmiyorsam 6 ayda bir çıkarıyor. Duyurusunu yapıyor. Yani büyük paketi 6 ayda bir çıkarıyor. Dolayısıyla müşterilerimiz de ki bazıları senede bir bazıları yine 6 ayda bir bu firmware update'lerini yapmak istiyor sunucularına. Ve 6 ayda bir senden danışmanlık hizmeti alıyor. Şimdi ben diyorum ki zaten ilo maliyetinden çok daha az maliyeti olan bir e, subscription'dan bahsediyorum. Ve 5 yıl almak zorunda değilsin diyorum. 6 ayda bir git, 1 aylık hizmet olarak al bu hizmeti. Yani bir para öde, 6 ayda bir bir para öde sunucuların için. 1 aylık bir dönem için al, işin bitince tamam karşılığını istemiyorum de. İşte eze a service dediğimiz olay zaten bu. Sen o oh, aylık hizmeti alıyorsun, sen işini gördükten sonra bir 6 ay sonra bir daha o hizmeti alıyorsun. Ama hani life cycle management diyorsan, işte ben bunu arada monitör edeceğim, compliance check edeceğim, ara ara security patch'leri atacağım, başka işler de yapacağım ben bu sunucularıma. Sadece firmware update değil bu diyorsan, tabii ki o zaman 3-5 yıllık alabilirsin. Ama yine maliyetleri göz ardı edilebilecek bir maliyet diye düşünebilirsin hakan. Şu anda iki edişini var, standart ve enhanced diye. Standard standart edition nasıl söyleyeyim? Ben? Sunucu sayısı azsa, enhanced'i almaya gerek olmayabilir. Çünkü hani bir şeyleri Firmware update yapmak istediğimizde, OS deployment yapmak istediğimizde tek tek yapabilirim ben diyorsan o zaman standart edition'a ilerleyebilirsin. Ama işte 300 tane sunucuyu aynı anda firmware update'ini yapayım ben göndereyim diyorsan risktir. Ben yapmam. Hani en azından gruplarım 10'luk, 20'lik, 50'lik neyse artık sunucu modellerine göre. O zaman e, gruplasan bile hani ikiye aynı anda bile yapmak istesen bile enhance'i almak zorundasın diyebilirsin. Yine bedava 90 günlük deneme de yapabilirsin. Yani bir kere mahsus ilk sene para vermeden ben bunu deneyeyim mi de diyebilirsin. Yani 90 günlük bir deneme süresiyle beraber bunu kullanabilirsin. Şimdi sadece bir portaldan bahsettik ama bu portal geliştirmeye de açık bir portal. Yani bugün duyurusunu yaptığımızda hizmet aldığımız iş yükü sayısı üçgen onken neyse artık API'larla beraber bunu daha da geliştiriyor olabiliriz. Mesela eğer developer'cıysanız, compute ops management'a alakalı hazırlanmış bütün API'ları bu portala entegre ediyor olabilirsiniz. Ekran görünüyor herhalde. Bu arada sunumun önüne geçirdim. Evet evet ben biraz çete baktım. Ee, evet. oradaki arkadaşlar Anladım. soruları var. Ben onların ha, not alıyorum. Hepsine bakarız Hakan, hepsine bakarız. Yani Developercı olarak bu API geliştirmesiyle beraber yine bu cloud portalından burada yaptıklarınızı da yani sonuçta resleşebiliyorsa ki sunucularımız artık resleşebiliyor. Bu API'larla sunucularımızı yönetmeyi zenginleştiriyor da olabiliriz. Yani bu bu araçları da bunun içerisine e, ekledik biz. Ya da GitHub'dan hazır paketleri alıp o hazır paketlerle de yönetimi zenginleştirebiliriz. Sen bu portal üzerinden ya yeni bir firmware update çıkmış ya da sunucuyla alakalı kritik bir uyarı var. Bu konfigürasyon da olabilir. Donanımsal arıza da olabilir. Yani supportsal bir sıkıntı da olabilir. Bu bana hani notify edilsin diyebilirsin. Server firmware'leri ile alakalı baseline'lar, polisiler, firmware update'lerin schedule'ları işte gece 12'de yap, gece 3'te yap gibi tanımlamalar da yapabilirsin. Bu portal üzerindeki açacağım birazdan ya da sadece şu komponentleri update etmek istiyorum diye gruplaya da bilirsin. Ki bizim SPP'ler uzun zamandan beri customize edilebiliyor. Belki duymuşsundur, biliyorsunuz İşte custom e, custom.spp.hpa.com'du galiba sitenin ismi. Oraya girdiğinde Hakan sen SPP'yi küçültebiliyorsun. Çünkü HP SPP'yi bütün sunucu modellerine uyacak şekilde büyük bir ISO file olarak publish ediyor. Sen de sadece 380 varsa ve sadece critical update'leri atmak istiyorsan sadece bu SPP küçültebiliyorsun. Çok küçük bir SPP haline getirebiliyorsun. Yine bootable bir ISO olacak şekilde. Burada da komponent bazlı ayırabilirsin. işte ben de yani o SPP'nin içinde takılabilecek bütün komponentlerin firmware'i var. Sen diyebilirsin ki ben de şu işlemci var, şu RAM var, şu disk var, şu NIC var, şu kart var. Sadece bunların e istiyorum diyebilirsin. Bununla alakalı customize'lar gerçekleştirebilirsin. Ee, günümüzde olduğu bu feature'larda gelecekte neler olacak diye baktığımızda Compute Ops Management beni aşırı heyecanlandıran bir ürün oldu Hakan. Baştan başa bu işi alırım diyor ya. Yani şu tabloya baktığımda hani biz çok firmware üzerinde duruyoruz tabii tek özelliği o değil ama yani şeye bakar mısın? Karbon footprint. Yani evet. benim gibi bir adamı böyle ya nasıl ya sen karbon ayak izini de mi menaj edecek? Bu arada harika bir şey. Yani enerjiyi ne kadar tüketiyoruz ne kadar karbon evet, ayak izi bırakıyoruz. Evet. Firma olarak hani üreticiler diyor ya bu veya başka marka değil müşteri olarak şu X bir marka banka, telekom veya bir kimya firması diyor ki ben karbon sıfır olacağım. Ya sen karbon sıfır olacaksın da nasıl olacağım bunu ölçekleyebiliyor olman lazım. En Hadi basiti ki. en çok elektrik tükettiğin data center'dan başlayacaksın. Hani bu gerçekten çok iyiymiş. Yani image deployment, vCenter entegrasyonu, e, evet. Aletra <laughs> çok, çok iyiymiş. Yani 27001 bu da güzel. Sunucularına 27001 compliance Bire, check yapabileceksin. Evet, evet, gerçek. O yüzden heyecanlandırıyor ben böyle... zaten beni Hakan. Evet, evet, Şimdi bu life cycle management aslında HP'nin son yıllarda beni üzdüğü özelliklerden bir tanesiydi Hakan. Çünkü belki hatırlarsın çözüm parktan makalelerimi de arkadaşlar görebilirler. Yani bundan 10 sene önce sunucu Life Cycle Management'ı dediğimizde e, tek bir merkezden toplu imajlar atabildiğimiz, to tek bir merkezden Firmware Update'ler, OS Management'ları, Driver Update'ler, Security Patch Management'lar, XYZ Driver'lar, Tool'lar atabildiğimiz araçlarımız vardı bizim. E, Altirisin araçlarıydı bunlar, HP branded ürünlerdi ve e, inanılmaz işler yapabiliyorduk bunlarla beraber. Son zamanlarda bu burada biraz zayıflamıştık. Yani Evet bir sürü monitör tool'larımız, management tool'larımız vardı, entegre olabildiği ürünler vardı yani Chef'le, Puppet'le, OneWeb'le entegre edip ben OneWeb üzerinden profil bazlı deployment'lar yapabiliyordum. Ama bir şeyler eksikti arkadaşlar. Tamam yani ya müşteriye bir şeyler kurmamız gerekiyordu, onları kurması bile dertti. Yani adam işlettiğimiz yani benim tabi... Yani Destek verdiğim mesela finans sektöründe müşteriler var ya adam da uzun yıldan beri çok basit şeyler istiyor. Ya diyor ki abi sunucu gelsin kurulsun diyor yani ben bununla uğraşmak istemiyorum diyor. Tam da aslında kompüter oksijen management'ın yaptığı işi istiyor. Yani birisi fiziksel kursun kabloları taksın sonra gerisini ben uğraşmayayım diyor. E ne yapıyorduk tamam abi sen uğraşma ben kahveden 20 adam toplayayım gitsin kursun sen uğraşma. E 6 ay sonra ne olacak gene mi 20 adam toplayacağım götüreceğim. 3 ay sonra ne olacak? Yani bir eksik çıktığında ne olacak? Bunu nasıl ben güncelleyeceğim? Büyük sıkıntıydı. Eskiden bunu yapan infrastructure araçları kurduktan sonra araçlarımız vardı. E ama sonra bunlar bir şekilde biliyorsun hani ayrılmalar oldu, farklı ürünler oldu. Mikrofokus ismiyle HP'den ayrılan ürünler oldu. O tarafta ürün portföyümüzde eksilmeler olmuştu. Ama VMware ile başlayan o ailede inanılmaz yeni ürünler geldi ve hani gelişen teknolojide hani cloud bazlı bunu hizmet olarak sunuyor olmak bu da bambaşka bir güzellik. Ve yani ben Compute os Management ile Hakan şu an sana şunu söyleyebiliyorum. Yani adamın life cycle management aslında tek bir kelime ama çok şey anlam ifade ediyor. Kabloyu taktıktan sonraki bütün süreci sen bunu eze service hizmeti olarak alabileceksin diyorum. Tek bir portalda. Hiçbir şey kurmadan. Sadece ilo'yu buraya connect ederek ki birazdan göstermeye çalışacağım. Nasıl yapılabildiğini hani zamanım kaldığınca ki 20 dakika var. Tam da düşündüğüm gibi hani en fazla 40 dakika sürer demiştim. 20 dakikada da bunu göstermeye çalışacağım sizlere. O sıra sen ben şeyi portalı açarken şey soruları bana sor abi chat ekranında. E ben onlara da yanıt veririm. Abi hızlıca şöyle. Tam hangi sürümleri destekleyeceğini soracaktım Yasin'in şeyi. Umarım eski sunucular için destek gelir. Sonra sen o sırada anlattığın şeyde evet. şu anda Gen 11 dedin değil mi yanılmıyorsam? Şu an Gen 10 ve Gen 10 Plus'larla alakalı. Gen 10. bu tamam. entegrasyon Muhtemelen Gen 9, Gen... gen... He, tamam. Eskileri soruyor, okey. Okay. Evet. Deniz'in sorusu sunucuları internete mi açmamız gerekecek bu yönetim için? Bilo'ları. Bilo'ları, okey. Evet. Güzel. Peki İlo lisansı yerine Özkan'ın sorusu. Peki İlo lisansı yerine tabi sen konuştukça bu yapılan yorumlar evet, hani evet, evet. neye denk geldiğini tam bilmiyorum. Ee, peki İlo lisansı yerine bunu alsak ama İlo lazım olsa kullanabiliyor muyuz? Yoksa bu sadece Yama ve benzeri bir yönetim için mi? Bu da şey herhalde İlo'dan daha ucuz dedin ya hani Türk zekası şu olabilir İlo lisansını almayayım o parayı buna vereyim o durumda İlo'n olmuyor ama değil mi? Yok iLO olmuyor. Şu iLO'nun ya yapabildiklerimiz var. Hepimiz çok iyi biliyoruz. iLO'nun yapamadıkları da var. Ee, şimdi nasıl diyeyim? Sadece e, firmware update yapayım ya da API'larla şunları yapayım, OS update yapayım diyorsan iLO'ya almana gerek yok ama iLO ile beraber yapabildiğimiz bambaşka şeyler de var. Yani onu VMware'e entegre ettiğimizde de yapabildiğimiz bambaşka şeyler de var. Ee, dolayısıyla ya iLO lisansı da çok bir şey değil hakan zaten sen de biliyorsun. Ben iLO lisansı almayan müşteri görmedim. E, dolayısıyla ilo lisansını da alacağız, ilo lisansını da kullanacağız gibi görünüyor. E, okay. Almasanız, ya da şöyle söyleyeyim, bugünkü yapacağım demo için söylüyorum. Ya Sadece firmware update yapmak istiyorum, başka hiçbir şey yapmak istemiyorum diyorsan ilo lisansı alma. İlo lisansı okay. almana gerek kalmayacak, öyle değil mi? Almadım. Aynen doğru. doğru, doğru bir şey. Ee, Selim Bey'in sorusu şey olmuş, bu kötüye kullanım olmuyor mu? Herhalde şey, e, bu da bir ay e, alabilirsin şey diyor. Soru toparlamış ama tabii. Hım okey. E, şimdi anladım. Yaşam döngüsü. Bu da şeye denk geliyor herhalde. Sen demiştin ya ya 6 ayda bir firmware geçiyorsun. Al bir aylık firmware'ini yap. Bırak diye. Tamam. O ilk şey demiş bu kötüye kullanım olmuyor mu diye. Sonra sen ne şey olur. demiştin. Bu işin bir yaşam döngüsü olduğunu söyledin. Okey evet. o da kafada oturmuş. Ee, Yıldırım'ın sorusu sürümlerin karşılaştırma tablosu var mı? Bu yani, haralleri... yani bulurum linki sonra tamam. paylaşırım. Tamam. Ee, Son. Hat... Tamam. Hı? Dur abi tamam. onu hatta hazırda vardı o. Ee, şuradan hemen göstereyim. Çok kısa sürecek. Tamam. Çok kısa sürecek. Son, Son sürecek soru sürecek da şu sor. sen onu bulurken e, 300 sunucuya aynı anda nasıl firmware geçiyoruz? Risk olmaz mı? Tabii ki, e, tabii ki ya. E, şimdi ben aslında şöyle bir yorum yapacaktım. Bu soruyla örtüştüğü için e, şimdi malum yani eskiden ben bu örneği hep veriyorum e, teknolojinin değişimiyle alakalı. Türkiye'de de şimdi zaman kazandırıyorum. Ya Eskiden işte elektrik yokken sokak lambalarını insanlar yakıyordu. Tek tek gidiyor yakıyordu. Sonra bir daha gidip söndürüyordu. Yani çok geleneksel şey. Ya da cama taş atan alarm yerine bu Twitter'da görmüşsünüzdür. Bunlar gerçek şeyler. Ama şimdi bakıyorsun Otomatik gün ışığına göre çatlanmalar yeniyor, çat sönüyor. Öyle bir meslek kaldı mı? Kalmadı. E şimdi ne var ama mesela günümüzde? Sayaç okuyucular var. Eskiden de sayaç yoktu ki okuyucusu olsun. Ama belki bir beş sene sonra sayaç okuyucusu olmayacak. Yani çok net. Niye? Çünkü IOT dediğimiz bir konu var. E bu sefer sayaç okuyucuları yerine farklı bir meslek geldi. Ben bu örneği hep veriyorum. Buradan nereye geleceğim? 300 tane sunucu firmware geçmek bence de riskli olur. Evet. Fakat zaten bunun hani şu düşünülebilir ee, ya ben firmwareleri işte adamla geçeceğim böyle bir uzmanlık var 300 tane sunucu olsa tek tek geçeceğim. Ya şimdi evet ama her sunucu riskli değildir. Ee, yani sonuçta evet çok kritik sunucular vardır. Mission Critical Services dediğimiz kritik servisleri üzerinde koşan sunucular vardır. Core Banking sunucuları vardır ya da ana işin neyse onları bir ayırırsın. Ama böyle e, hani leş dediğimiz ya yani geçse de bir şey olmaz bilmem ne dedin sunucuları gruplayıp geçmek çok büyük bir avantaj. Çünkü bu da bir ciddi bir iş. Yani git, kontrol, et, bekle zaten update'ler uzun sürüyor. E böyle baktığınız zaman özellikle büyük organizasyonlarda ben böyle organizasyonlarda çalıştığım için söylüyorum. Türkiye'de zaten o pası atmıştı. Bırakın firmware'i çünkü firmware'de tüm sunucuyu kapattığınız için üzerindeki uygulamaları falan hani nasıl kapatacağınızı geçiyorum o çok büyük bir iş. Ya biz bir tane sanal sunucuyu bile kapat, restart ettirmek için uğraşıyorduk. Niye? Ya düşünsenize binlerce sunucu var. STM'le basmışsın update'leri. Okey update'i geçtin. Güzel. Firmware gibi düşün. Microsoft update'i. Ama bu sunucunun restart olması lazım. Bakın fizikselden bahsetmiyorum. Sanalı dahi insanların hep abi restart et, abi restart et, abi restart et. Niye? Çünkü restart etmezse o yama geçilmemiş ve raporda hala bir zafiyet var gibi gözüküyor. Siz düşünün ki 300 tane fiziksel sunucuyu minimum bir kere veya birden çok risk saat edeceksiniz. E şimdi böyle bir durumu uzaktan merkezi olarak yapabiliyorsanız bunu kullanmak lazım. Ha kritik olanlar için hala bu, bu işi yapacak insanlar vardı. Bunu niye söylüyorum? Bu bizim uzmanlığımız. Biz bunu satıyoruz. Türkiye'nin söylediği Biz müşterimize firmware update'i geçiyoruz, bakım geçiyoruz. Mesela orada dedi compliance var, 27001 var. Biz bunu hizmet olarak sunuyoruz. Sunuculara bağlanıyoruz, stoğuşlara bağlanıyoruz. Şurası eksik, burası eksik değil gibi. Ama bu da aynı sokak lambalarını yakan söndüren adamların e, şu andaki sayaç okuyucuların evrilmesi gibi evet bizde de bu iş daha önce atıyorum 500 tane sunucudaysa bu ürünle 100 tane sunucuya düşecek ama biz de evrimleşeceğiz. Biz de bu sefer farklı alanlarda hizmet vermeye başlayacağız. O yüzden hani ben e, sorunuz tabii ki riskle alakalıydı ama ben böyle biraz muz orta gibi gördüm bunu. O ortayı görünce kafa göre çakayım diye. Genel olarak da böyle bir... Çünkü bu bize soruluyor. Abi her yeni cloud ürünü işte sizi etkilemiyor mu Tabii ki etkiliyor. Yani ben mesela on-prem'e bir Docker Kubernetes sistemi kurduğumda belki 5-10 gün uğraşıyorum. 5-10 gün danışmanlık veriyorum. 10 gün para kazanıyorum gibi düşünüyorsunuz. E AKS var, Azure Kubernetes Services bir güne kuruluyor. Tamam mı? Ben 10 gün sonuçta mühendislik harcıyorum. Gerçekten 10 gün harcayacağım ama bir gün harcayıp 10 günün birim fiyatına göre belki yarısı parayı alıp çünkü daha kompleks bir iş aslında daha karlı bir işe dönüyor. Sadece yüksek mühendislik istiyor. Eğer kendinizi geliştiren bir insansanız sektörde, geliştiren bir firmaysanız, danışmanlık firması aslında bunlar bizim işimize yarayan teknolojiler. Hani leş işlerle uğraşacağımıza, daha yeni işlerle daha az çalışıp daha çok para kazanma fırsatınız var. Ama kendinizi, kendimizi geliştirmeyelim. CD takalım, DVD takalım, SPS oluyor, next next finish diyelim diyorsanız evet bu durumda sokak lambalarını yakan söndüren adamlar gibi olabilirsiniz deyip ben sözü kahverim mahveni aldın mı Hacı sen? Tamam mısın? Ya, aldım aldım. <laughs> Çok <laughs> <iyi de>. Arada geldi, <laughs> yani. yani. süper oldu. Eyvallah. Hakan konuşunca tabii dinliyoruz yani hani böyle kesmeden konuşsun diyorsun dinliyorsun. Susmuyor güzeldi. falan. <laughs> yok yok. Şey, keyifli. Ama abisi sende. Şey, Soru gelmişti hani ne fark var diye tabii ki bunu sunum içerisinde de böyle göstermeye çalışırım ama şu an standart tier'da, enhanced tier'da yapılabilecekleri göstermeye çalıştım ki zaten public bir site. Yani buraya da gidip hani Compute Ops Management alakalı ilgili geliştirmeleri görebilirsiniz. Oradan da siz de yapıyor olabilirsiniz. Buydu. Şimdi demo portalım. Demo portalım gitmiş. <laughs> o sana sen konuşunca kapanmış. Açılıyor. Şimdi bu GreenLake Portal tabii ki Üye olmak gerekiyor. Üye olduktan sonra e, buraya kendine account'lar tanımlayabiliyorsun Hakan. Yani şirketleri sen diyelim ki bunu hizmet olarak sen satın alıyordun olabilirsin HP'den. Ve bütün firmalarını buraya ekleyip, bütün firmalarını burada tek tek görüp bu firmaların içerisindeki ürünleri ne yapmak istiyorsan kendin içinde bu hizmeti aldıktan sonra oturduğun yerden gerçekleştiriyor olabilirsin. Ya da müşteri kendisi için alacaksa zaten bir tane account olacak kendi ya da e, data center bazında ayırabilir ama orada çok öyle ayırmaya gerek yok. Şimdi bu şirketinle alakalı yapabileceklerim burada e, bir ana ekranı var burada. Tabii olması gereken ilk şey buraya benim device'ı ekliyor olmam lazım. Yani bu device'ı nasıl ekleyeceğim? E, aslında çok basit. Add device dediğimde ne eklemem gerektiğini söylüyor. Çok basit. Yani 500 tane CSV'den de import edebileceğin gibi işte sunucunun seri numarası bu, product number'ı bu. Hani örnek mesela ben sizin için getirdim. Sistemde şu anda ekli bu bu arada. Product number'ı bu diyerek ekleyebilirsin. Bu bir defaya mahsus hani CSV'den ya da şeyden normal manuel tek tek olarak eklendikten sonra artık senin burada device'ların bölümüne geliyor. Şu anda benim bu account'umdaki device'larımın tamamı burada görünebiliyor. E, yapmam gereken şey bu biraz önceki ürünüm eklendikten sonra hani bu satın aldığım keylerle e, entegre etmek, bir şey ürüne, application'a assign etmem gerekiyor açıkçası. Bunu yaptıktan sonra kullanabiliyor olacağım. Yani ben bunu şu anda sadece bunun bu ürünü satın aldığım için Compute Ops Management'da ve şu data center'ımdan hizmet alacağım şekilde assign etmiş oldum. Log'larını görebilirsin ne oluyor ne bitiyor diye. Artık benim buradaki bütün ürünlerim Compute Ops Management'a entegre olmuş gibi görünüyor. Şimdi bu sunucum şuydu Hakan. O da canlı bir sunucum. Video oynatmıyoruz diyorsun yani. <laughs> Yok video değil. Hatta tam diyecektim ki inşallah açılır diyecektim o sırada. <laughs> <laughs> ya bu arada video oynatanlara da ben de dahil oynatırım gerekirse saygımız sonsuz. Şu anlamda ya mesela hakikaten bir günlük mesela Ducker Kubernetes kurulumu var. Onu 40 e, dakikada evet yapmak mümkün değil evet, arkadaşlar. Tamam. O yüzden e, espri olsun diye yaptım. Ben dahil video oynatılması gerekirse oynatılır. Yanlış anlaşılma Ya bununla alakalı bir şey daha var. Vakit kalırsa onu da göstereceğim yani. Şu GreenLake portalı başka neler var. Onunla alakalı interaktif bir demo var. Onu da göstereceğim. 8.5 var abi işte o 8 dakika sığmayacak için onun için başka bir webinar yaparız diye düşünüyorum. Yaparız. Sıkıntı evet. yok. Mekan senin abi. Ne zaman ya istersen. Bak, bu şimdi bizim canlı demomuz. Can, can, canlı sunucumuz. <laughs> Normal Elon'un arayüzü. Hepimizin bildiği, aşina olduğu ürünlerden bir tanesi. Yani ürünle alakalı ne var ne yok. Burada her şeyi görebiliyoruz. Compute Ops Management'la beraber ne geldi sorusunun cevabı. Şu Management kısmında artık bunu görüyoruz. Compute Ops Management eklendi. Ve işte hani o biraz önce gördüğümüz 100 dolara satın alacağımız şey. Ki nasıl görünecek lan şimdi bunu nasıl kapatacağım ben Hakan? <laughs> Ki yazacağım ben buraya şimdi. Abi ekran paylaşımını durdur. Ki'ni yaz abi. Ekran paylaşımını Yazayım durdur ya, önce. Yazayım ya boşver. Görsünler faydası olsun insanlara. <laughs> <laughs> Abi tamam. bizim çocuklara iş çıkardım. Blurlamak lazım YouTube'a koymadan önce. <laughs> tamam, blurlasın senin çocuklar o zaman arkadaşlar. Daha, Şimdi daha dinleyen, sıkıntı. Dinleyenler görsün. Şimdi ben bunu connect ettim. Okay. Burayı connect ettim. Aslında o buraya da e, bu ilişkiyi tamamlamış oldu. Yani artık ben bundan sonra bu sunucunla alakalı ne yapmak istiyorsam yani device olarak ekledim artık. Eklendikten sonra Compute Ops Management'ımı açtığımda şu region'ı eklemiştim. Bu region'da ben artık bu sunucumu görebiliyor olacağım ve biraz önce konuştuğumuz sunumlar içerisinde gösterdiğimiz her şeyi bunun içerisinden gerçekleştiriyor, gerçekleştirebiliyor olacağım açıkçası. E, ee, sunucum şuydu, şu subscription eşleştirmesini de yapmamışım. Subscription eşleştirmesini de yapayım. Daha iyi abi sıfırdan bildiğin hani hazır bir ortam değil her şey manuel yapıyorsun bu arada da güzel yani. Evet evet belki. o yüzden hani şuraya tekrar gelmek zorunda kaldım. Yani almayanlar bir daha alsın diye. <gülüyor> tamam. <gülüyor> almayanlar için bir şans daha sunmuş olduk. Sunucum şuydu. E, Subscription'ı da ekleyeyim. Enhance Subscription Key'imizi de görmüş olsunlar. Tamam. İki tane key paylaşmış oldum. Hacı ne varsa <laughs> verdik. Adımız çıkacak bak HP'de. Yalnız sürede gördüm. <laughs> Kaç? 2027 miydi? 2027'ye kadar da İnşallah son webinarım olmaz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> tekrar Compute OS Management'uma geldim. Eee Compute OS Management'ta serverlarıma geldiğimde artık ben bu serverımı hani oradaki her şeyi görüyorum bu arada. Hani tekrar geleyim. Daha önceden eklediğim bir sürü server var. Hani o toplu halde firmware update yapmak istiyorsanız evet buradan toplu halde firmware update yapabilirsiniz artık ama bunun risklerini vesaire konuşabiliriz. Zaman kısa diye tek bir sunucu seçeceğim ve tek bir sunucunun firmware update'ini gerçekleştirmeye çalışacağım. Bunun için de yine sunucumu açayım önce. Sunucumun ekran görüntüsü şu anda bunda işletim sistemi falan yok bu arada. Java update istemiş. Update etmeyeyim değil mi? Hakan şimdi o restart falan ister. <laughs> ilo e, ekranı. Valla 5 dakikada ne yapabileceksin onu merak ediyorum. Bakalım. Ekranı göstereyim bana yetecek Hakan. Tamam. Şimdi bu sunucunun ilosu. Ya sen de eski dostluğumuz var. 3 dakika uzayı versin. Ya ağırdan satıyorum kendimi. Yoksa tamam. sen bitirmeyeceğim. Belli yani gidişatın var. Yok yok bitireceğim. Sadece firmware tamam. update'i göstereceğim. Çünkü tamam, şu anda sunucunun canlı ilo ekranındayız. Okay. E, buraya geldim. Sunucunun firmware update'ini yapmak istiyorum dedim. Firmware update'i işte neye göre yapayım? İşte 8 Nisan SVP'ye göre firmware update'i bastım. Şu anda Azure Service hizmeti aldığım Cloud'dan bir data center'da olan sunucunun kendisine ekranı nerede ya? Heh. Şimdi burada firmware update'in basılma aşamalarını göreceğiz arkadaşlar. Şunu da şöyle yaparsam ha, iyi olacak ya? Niye kaybediyorum ben? Bunu? Acemilik işte. Bekliyorum. Şu anda bu restart etti. Ki etti görüyorsun. Ee, SPP ya da firmware update başlayacak. Bu başlarken buradan şu aşamaları da görebiliyorsun. Hani şu anda %70 başladığı aşama. Hani başlamak bitirmenin yarısıdırı. Bu başlamak bitirmenin %70'i dire çekmiş. Yüzde ee, yetmişinde gösteriyor şu anda. Ve şu anda post ekranından sonra firmware update'in başladığını göreceğiz. Bununla beraber de buradaki aşamaların arttığını, bittiğini görebiliriz. Bu sunucuyla alakalı tabi daha bir sürü şey yapabiliyoruz. Yani Bios konfigürasyonu için gönderebiliriz. API ile yaptığımız bir paketi gönderebiliriz. Ee, yani imaj deployment'ını, işletim sistemi kurulumunu, işletim sistemi sonrası patch management'ları her şeyi yapabilir. Bununla alakalı raporlar alabiliriz. Yani bende bir SPP var. Git bakayım bu US Central'daki sunucularımın firmware'leri bir karşılaştır bu raporu bana ver diyebiliriz. Bununla alakalı her şeyi işte şu an tek bir bu GreenLake portalından gerçekleştirebiliyoruz Hakan. E, Murphy de tatildeymiş. Bayağı patır patır Vallahi çalıştı. Vallahi evet. Şey, şey oldum yani. Mutlu da oldum. Şuradaki firmware update prosesini de burada göreyim. Zaten rahatlamış olacağım. Bunu gördükten sonra ufak bir şey daha göstereceğim. İki ben merakımdan soruyorum. Biz chat diye bastık geçti de hani bir önce restart ediyor muyuz? Soruyor mu? Hani nedir prosedür? Yani diyelim Bunu ki normal ya normal firmware geçmenin bir prosedürü var zaten Hakan. Tabii ki ona uyarsın. Ama hı. şimdi ben burada zaten işletim sistemi olmayan, biraz önce gördüğün ilosunda post ekranında olan zaten boşta duran bir sunucuya geçtim. Hı hı. E buradaki default hazırlanmış şey aşama prosedür sunucuyu restart et firmware'i geç. Yani bu ISO ile bu tamam. At, geç aşamasında şu anda. Tamam. Yok zaten hani üzerinde uygulamalar vesaire var. Hani şey diye yani basınca aslında çat diye geçiyor yani öyle anladım. Prosesi başlatıyor. Yani daha başlatıyor. Daha yeni başladı. Bak Tamam. şu anda Hı. firmware update evet. pending task'ta daha şimdi baş, başlatacak daha şey yapabiliyoruz değil mi gruplama tamam. hani işte aynen şimdi onları söyleyeceğim bunu yaparken tamam. şimdi yani arkadaşımız da sormuştu hani 500 tane firmware güncellemesi evet, evet, çok mantıklı, aynen. mantıklı aynen. bir hareket tabii ki e, ama ne yapmamız lazım Hakan e, yani ben ne yapıyordum ya da yani bu danışmanlık verdiğim zamanlarda da e, gruplama yapabilirim. Yani bir data center bazında yapabilirsin, iki data center içerisinde sunucular bazında yapabilirsin. 380'ler, 85'ler ya da workload'una göre bunlar database sunucuları, bunlar machine critical sunucular, bunlar önemli sunucular, bunlar önemsiz sunucular, 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 bunlar test sunucuları. Sen firmware'i geçerken önce teste geçersin. Şu an firmware update %45'te görüyorsun Hakan. E, gruplamalarla beraber yaparsın. Yani ben şimdi bir tane sunucu seçtim bir tane attım ama sen ne yapardın? Bir grubu seçerdin ve grubu atardın. Önce testleri atardın. Sonra bunun gerçekten attı mı diye bir compliance reportunu alırdın. Ya ben hangi firmware'i geçmişim? Şu anda sunucuda hangi firmware'ler var? Bunun raporunu alırdın. Bunun sende bir security ekibi vardır. Ekip bunun kontrolünü yapar. Onayını verir. Dersin ki tamam herkes bugün bir rahatlasın. Yarın akşam Diğer ikinci aşamadaki yani fazlandırdığımız faz 2'deki sunuculara geçeriz. Faz 3 diye devam edersin. Şu anda ben herhangi bir grup değil. Zaten seri numarasına search ettim. Bir tane sunucuya yaptım. Bu şu anda e, küçük bir paketti. Gördüğün gibi firmware update'i de bitirdi. Burası da devam ediyor. Ve benim overview ekranında daha önce hazırladığım gruplar var zaten. Bu gruplara gerçekleştirebilirdim. Bu gruplarla alakalı raporlamalar alabilirdim. Bu gruplarla alakalı neler olup bitmiş bütün şeyleri görebildim aşamaları görebildim e, açıkçası e, gelecek özelliklerle beraber buradan işletim sistemini kurduğumuzu da gösterdikten sonra e, müthiş bir şey yapmış olacağız e, bugün Eze servis olarak e, oturduğumuz yerden tek bir portaldan data centerlarımızdaki sunucularımıza merkezi olarak BIOS konfigürasyonundan işletim sistemi deployment'ına kadar nasıl e, infrastructure life cycle managementını yapabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Sadece firmware update olarak da küçük bir örnek vermeye çalıştım. GreenLake portalında aslında daha bir sürü şey var. Bu demo Hakan hani bu hazırlanmış bir şey GreenLake Green antarda bu kaynaklarımızla alakalı e, raporlamalar alabilirsiniz. Hani harcadığı kaynakları, ne kadarlık e, bir aylık tüketim var. Hani bu tarz raporlamalardan bahsediyorum. Bununla alakalı karşılaştırma tabloları, her şeyi gerçekleştirebiliriz. Bu da ayrı bir hizmet tabii ki. Hani ben sadece Compute Ops Management'ı göstermeye çalıştım sizlere. E, ama hani GreenLake Portal'a geldiğimizde hani container yani Kubernetes cluster yaratılmasından sanal makine yaratılmasına bunların life cycle yönetimini ya da bunların raporlanmasına kadar birçok aşamayı bu Greenleaf portalında platformunda tecrübe edebilirsiniz iki dakika için hakkını helal ederler Allah yani biliyorsun kurumsal bir kitle hitap ettiğimiz için aslında biraz konu şey herkesin farklı bir MR toplantısı oluyor evet, şöyle herkesin. şikayet alıyorduk yani sen mekan sahibisin diye sıkıştırıyorum ya hocam vaktin de biterse biz son 3-5 dakikada gösterdiklerinizi kaçırmak istemiyoruz ama işte sonuna başka bir toplantı var diye. Yoksa sabaha kadar anlat abi. Benim için çok keyifliydi ağzına sağlık. Çok çok da yararlı oldu. Katılımcılar güzel zaman ayırdıkları için ben de çok teşekkür ederim. Mesela bu kadar güzel çalışan Hı. teknolojileri de görmek güzel. Sorular da gayet güzeldi. E, ağzına sağlık hocam. Şey güzel şöyle bir Erkin'in e, yorumu. Yorumlar çok iyiydi. E, hocam ağzına sağlık gerçekten böyle iki uzmanı aynı web seminerinde görmek bizim için çok büyük şans. Ağzına sağlık. Teşekkürler, 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 teşekkürler diye evet, gidiyor ben, abi. Ben de çok teşekkür ederim katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Hani konuyla alakalı daha sonra bana ulaşabilirsiniz. Hani bununla alakalı kendi ortamınızda demolar, postler yapabiliriz. Yani Subscription Key'imiz var. E kendi ortamınıza bir sunucuya nasıl firmware Var abi, artık canım Subscription Key'imiz var bizim. <gülüyor> <gülüyor> e, yok arkadaşlar hani olmadığını biliyorsunuz. Unuttum ama. Böyle bir, bir key yok. E ama her zaman her konuda yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sonradan da bana ulaşabilirsiniz. Her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Çok sağ ol Türker. Ağzına sağlık. Arkadaşlar katılan herkese de her ne kadar böyle yoğuz, yokuz, bayramdan sonra havasında olsak da yine güzel bir katılım oldu. Muhtemelen Türker ve HP Enterprise'ın. Hani ben hep burada olduğum için artık kendime yormuyorum. HP Enterprise'in albenisi değilim. Türkiye'de özleyenler gelmiş tatilde olsa da. Herkese çok ee, teşekkür ederim. Sorular için teşekkürler, ilginiz için ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese, başta Türkiye sana güzel bir bayram diliyorum. Ondan sonra benim gibi tatile çıkacaklar için de iyi bir tatil diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın. Herkese iyi tatiller, evet görüşmek üzere, iyi çalışmalar.